Şimdi arkadaşlar öğretmenlikle ilgili çıkan sınavlarda sorularda da eğitimin çok basit tanımıyla ilgili bu kavramlarla ilgili bir takım sorular daha önce karşımıza çıkmaktadır. Örneğin her koyun kendi bacağından asılır atasözü eğitimle ilgili hangi kavramla doğrudan ilişkilidir? Hadi biraz da test çözelim. Her koyun kendi bacağından asılır atasözü. Eğitimle ilgili hangi kavramla doğrudan ilişkilidir? Süreç mi? Davranış değişikliği mi? Kalıcı izli mi? Kendi yaşantılar yoluyla ile mi? Her koyun kendi bacağından asılır. Tabii ki kendi yaşantılar yoluyla. Çünkü kimse kimsenin yerine bir şey öğrenemez. Mutlaka her birey kendi yaşantılar yoluyla öğrenme gerçekleştirir. <laughs> Peki biraz önce verdiğim örnek gibi. işte Ahmet öğretmen sınıfa geldiği zaman öğrencilerine ders içerisinde Karlof antlaşmasını ve Sırp Sındığı Savaşı'nın tarihini ve kimler arasında olduğunu sordu. Öğrenciler doğru cevap veremedi. Fakat İstanbul'un fethiyle Malazgirt muharebesiyle ilgili sorduğu sorulara doğru cevap verdi. Bu durumu en iyi açıklayan aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki eğitimin kalıcı izde olması ya da mektup okuma davranışı ile ilgili verdiğim örnek. İşte Hasan önceleri okuma yazma bilmiyordu ve kendisine gelen mektupları abisine okutuyordu. Fakat eğitim sürecinden geçtikten sonra okuma yazmayı öğrenmiş ve kendisine gelen mektupları artık kendisi okumaya başlamıştır. Bu durum hangi kavramla ilişkilidir? Davranış değişikliği ve süreç. Şöyle bir soruyla karşılaştık daha önce KPSS'de de buradaki KMS öğretmenlik sınavında da. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin bir süreç olması ile ilgili yanlış bir ifadedir? Seçeneklerin bir tanesinde de eğitim Döllenmeyle yani anne karnında başlayarak insan hayatının sonuna kadar devam eder. Yanlış olan ifade buydu. Niçin? Çünkü eğitim süreci doğumdan itibaren başlayıp insan hayatının sonuna kadar devam eder. Döllenmeyle birlikte başlayan ve insan hayatının sonuna kadar devam eden, anne karnında başlayan süreç ise gelişimdir, gelişim süreci. Dolayısıyla bu ifade yanlıştı. Yani öğretmenlikle ilgili sınavlarda bu tür kavramlarla ilgili sorulara da sıkça rastlanmaktadır. Şimdi eğitimin tanımını yaptıktan sonra eğitim bildiğimiz üzere ikiye ayrılıyor. Formal eğitim ve informal eğitim. Formal eğitim planlı, programlı olan. Informal eğitim ise tamamen plansız, programsız ve rastgele öğrenmelerden oluşan bir eğitim sürecidir. Öğretim Eğitimden sonra karşımıza çıkan en önemli kavram ki genellikle arkadaşlar eğitim öğretim faaliyetleri, eğitim öğretim programı. Bu iki kavram birlikte ele alınmasına rağmen ikisi birbirinden oldukça farklıdır. Ve biz özellikle eğitim ve öğretim arasındaki farkı kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Eğitim dedik doğumdan itibaren başlar, insan hayatının sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte kalıcı cizli davranış değişikliği meydana gelir ve bireyin kendi yaşantıları yoluyla oluşur. Öğretim ise belirli bir plan ve program dahilinde. Bakın eğitimin planlı boyutu da var, plansız olan boyutu da var. Yani eğitim mutlaka planlı programda olacak diye bir şey yok. Çünkü informal eğitim boyutu kesinlikle plan ve program haricinde gelişigüzel ve rastgele davranışlardan oluşur. Ama öğretim söz konusu olduğu zaman, mutlaka ve mutlaka bir plan ve program dahilinde yapılması gerekir. Belirli bir plan ve program doğrultusunda bireyde bilgi, beceri, deneyim ve davranış kazandırmak için yapılan öğretme ve öğrenme etkinlikleridir öğretim. Bakın, öğretimde mutlaka bir plan ve program olacak olması zorunlu ve bu plan ve program doğrultusunda bireye bilgi, beceri davranış, deneyim kazandırılmak maksadıyla öğretme ve öğrenme etkinlikleri olacak. Şimdi öğretme ve öğrenme etkinlikleri dedik. Bakın. Öğretim için. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri. Şimdi öğretme ve öğrenme. Öğretme işin hangi boyutudur? Öğretme işin öğretmen boyutudur. Yani öğretme işini kim gerçekleştirir? Öğretmen gerçekleştirir. Öğrenme işin öğrenci boyutudur. Öğretme ve öğrenme etkinlikleridir diyoruz öğretim için. Öğretme etkinlikleri öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Ve nelerdir bunlar? Derse hazırlanmak, dersi anlatmak, grup çalışmalar yaptırmak, ödev ve projeler vermek, Bunları değerlendirmek, öğrenciye dönüt vermek, düzeltme vermek, ipuçları. Bunların hepsini gerçekleştiren kişi kimdir? Öğretmendir. Bu yüzden öğretmenin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere öğretme faaliyetleri diyoruz. Yani öğretme etkinlikleridir. Peki bir öğretmen kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini düşünelim. Yani dersini çok iyi planlıyor, programlıyor, çok iyi bir şekilde aktarıyor etkili araç gereç materyallerini kullanıyor. Dönüt, düzeltme, ipucu, pekiştireç bunların hepsini en iyi şekilde yapıyor. Grup çalışmalarını yapıyor. Her şeyi mükemmel. Peki bir öğretmen bütün bunları mükemmel bir şekilde gerçekleştirdiği zaman yani öğretme faaliyetleri tam anlamıyla yerine geldiği zaman biz öğretimin en iyi şekilde gerçekleştiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Niçin? Çünkü öğretim öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin karşılıklı etkileşiminden oluşur. Yani öğretmen üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapsa bile öğrencinin öğrenme faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmesi gerekir. Peki nedir bu öğrenci tarafından gerçekleştirilen öğrenme faaliyeti? Nasıl ki öğretmen grup çalışmaları yaptırıyor, plan program hazırlıyor, değerlendirmeler yapıyor, öğretim yöntem tekniklerini kullanıyor. Öğrenci de kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerekir. Nedir bu? Öğrenme faaliyetleri. Ders çalışmak, öğretmenin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek, grup çalışmalarına dahil olmak, sınavlara çalışmak, verilen etkinliklerde başarılı bir şekilde görev almak. Bunların hepsi de nedir arkadaşlar? Öğrenme etkinlikleri. Ve eğer öğretmen kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirir, öğrenci de kendine verilen görev ve sorumluları en iyi şekilde yerine getirirse, işte o zaman biz öğretimin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini savunabiliriz. Tabii ki öğretimin sonunda mutlaka ne olması gerekir öğretimden bahsedebilmemiz için? Ki bu öğretimle eğitim arasındaki de en önemli farklardan bir tanesidir. Eğitim ve öğretim öğretimin sonucunda arkadaşlar mutlaka bir ölçme ve değerlendirme işlemi yapılır. Eğitim, öğretim faaliyetleri. Eğitim formal ve informal olmak üzere iki ayrılır ve öğretim işin formal eğitim kapsamıdır, boyutudur. Formal eğitim kapsamında yer alır öğretim. Niçin? Çünkü formal eğitimde plan ve program var. Ama in